MIT Açık Ders Malzemeleri, Lineer Cebir, 18.06, 25. Ders. Bu ders simetrik matrisler üzerine olacak. En önemli matris sınıfları simetrik matrislerdir. A, A'nın devriğine eşittir. Bu dersin ilk önemli noktası, ana noktaları hemen söyleyeceğim. Öz değerlerinin ayrıcalığı nedir? Öz vektörlerinin ayrıcalığı nedir? Matrise bu şekilde bakarız. Eğer özel tipte matrisimiz varsa, öz değerleri ve öz vektörleri hakkında bilmek isteriz. Ve bu özellik öz değerler ve öz vektörler hakkında bir şeyler söylemeli. Markov matrisleri gibi ki onların öz değeri 1'dir. Şimdi simetrik matrisler. Ana olgunun ne olduğunu, iki temel özelliğin ne olduğunu hemen söyleyebilir miyim? Simetrik matrisin öz değerleri gerçektir. Bu bir gerçek simetrik matristir. Çoğunlukla gerçek matrisler hakkında konuşacağız. Aynı zamanda öz değerleri de gerçektir. Öz değerlerin karmaşık sayılar olduğu döndürme matrisi örneklerimiz var. Bu şimdi olmayacak. Simetrik matrislerin öz değerleri gerçek ve öz vektörleri de çok özeldir. Öz vektörler diktir. Birbirine diktir. Hangisini tercih edersiniz? Ben dik diyeceğim. Her ikisi de uzun kelime. Tamam. Doğru. Siz neden diye sormalısınız. En azından birinci durum için nedenini cevaplayacağım. İkinci hal için de belki. Öz vektörlerin dik olduğunun ispatını kitaba bırakacağım. Şunu fark edelim. Bu durum birim matriste olduğu gibi karşımıza çıkabilir. Burada simetrik matris var. Bütün öz değerleri kesinlikle gerçektir. Birim matris için hepsi 1'di. Öz vektörler hakkında ne söylenebilir? Aslında birim matris için her vektör öz vektördür. Öyleyse nasıl onlara diktir diyebilirim? Burada gerçekten demek istediğim, şurada yazan diktirler kelimesi yerine dik seçilebilirler yazmam gerektiği. Yani her zamanki durum budur. Eğer bütün öz değerler farklıysa, her bir öz değer bir doğru üzerinde olan vektörlere sahiptir ve bu doğrular birbirine diktir. Fakat eğer bir öz değer tekrarlı ise, bu koca bir öz vektörler düzlemi olduğu anlamına gelir. Ve bütün söylediğim, bunlar arasında dik olanları seçebileceğimizdir. Bu nedenle cümlemin seçilebilir kısmı, tekrarlı özdeğer durumunda gerçekten oldukça geniş bir özgürlüğümün olduğunu gösterir. Fakat tipik durum farklı özdeğerler halidir. Tamamı gerçek, bir boyutlu öz vektör uzayı, hepsi dik olan öz uzaylar. Böylece yalnızca sonucu görelim. Eğer bunları doğru olarak kabul edersek ne olur? Demek istiyorum ki onlardan oluşan tam bir küme var. Böylece resmin bu kısmında öz vektörlerin dik olan tam bir kümesi vardır. Böylece tüm öz vektör kümesine sahip olmak demek böyle normal, böyle her zamanki, belki genellikle her zamanki durum A matrisini öz değerlerinin matrisi ve öz vektörlerin matrisi cinsinden yazabiliriz. Değil mi? Olan durumda bunu yapabiliriz. Fakat matris simetrik olduğunda ayrıcalığı nedir? Bu olan durumdur. Şimdi simetrik duruma geçelim. Böylece A'nın
simetrik olması durumunda bir şekilde bu biraz özel olmalı. Köşegen üzerinde olması gereken lambdalar hala köşegen üzerindeler. Onlar gerçek fakat olması gereken yerdeler. Öz vektör matrisi için ne söylenebilir? Öz vektör matrisi hakkında özel olan ne? Asimetrik olduğunda öz vektör matrisi bize iyi olan bir şey söyler. Bu nedir ve bu neye götürür? Bu dik öz vektörlerin, bu vektörlerin dik olduğunu garanti etmekten başka onları birim vektörler de yapabilirim. Bu problem olmaz. Sadece uzunluğunu 1 olarak ölçebiliriz. Böylece neye sahibim? Birim dik öz vektörlere sahibim. Ve bu bana öz vektör matrisi hakkında ne söyler? S yerine hangi harfi kullanmalıyım? S matrisinin sütunlarında öz vektörler olduğunu hatırlayın. Fakat şimdi bu sütunlar birim diktir. Böylece kullanılacak doğru harf Q'dur. Bütün harfleri ayarladık. Böylece bu Q lambda Q'nun tersi olmalı. Akıllarımızda Q her zaman bu matris olmalı. Bu durumda kare matristir. Tabii ki bunlar Q'nun sütunlarıdır. Ve bir şey daha. Q'nun tersi nedir? Bu birim dik sütunlara sahip bir matris için ters matrisin devriğinin aynısı olduğunu biliyoruz. Burada güzel olan simetrik matrisin çarpanlara ayrılmasında çok iyi bir tanımlama vardır. Ve bu doğrusal cebirin en ünlü teoremlerinden biridir. Bir simetrik matrisin varsa bu şekilde çarpanlara ayrılabilir. Bir ortogonal matris çarpı köşegen çarpı bu ortogonal matrisin devriği. Ve tabii ki herkes hemen evet der. Ve bu mümkünse bunun simetrik olduğu açıktır, değil mi? Üç şeyin çarpımına baktık ve onların devriğini aldık ve tekrar başa dönmüş olduk. Böylece bunun güzelliğini görebiliyor musunuz? Bu faktorizasyonun güzelliğini. Bu özdeğerleri ve öz vektörleri bütün şeyin simetrikliğini tümüyle gösterir. Çünkü şu çarpım, Q çarpı lambda çarpı Q'nun devriği, eğer bunun devriğini alırsak, bu pozisyonda gelir ve şu matrisi tekrar elde ederiz. Böylece bu, matematikte spektral teorem olarak adlandırılır. Bir matrisin özdeğerlerinin kümesi spektrumdur. Spektrum kelimesi, saf şeylerin bileşimi olarak ışığın spektrumu fikrinden gelir. Burada matrisimiz saf özdeğerlere ve öz vektörlere ayrılmıştır. Bu mekanik alanında sıklıkla ana eksen teoremi olarak adlandırılır. Çok yararlıdır. Bunun anlamını geometrik olarak göreceğiz. Bunun anlamı şudur. Bir malzemeniz varsa ve doğru eksene bakarsanız köşegen olur. Doğrultular birlikte eşleşmezler. Tamam. Bu dersten hatırlamamız gereken budur. Şimdi öz değerlerin neden gerçek olduğunu söylemek isterim. Bunu yapabilir miyim? Böylece yararlı olan bir şey çıkıyor. Öz değerlerin neden gerçek olduğu sorusuna geri dönmek istiyorum. Tamam. Bildiğimiz tek şey olan ax eşit lambda çarpı x'ten başlamak istiyorum. Tamam. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla lambda karmaşık olabilir. Şimdi öyle olmadığını göstereceğim. Ve x de karmaşık olabilir. Gerçekte hatta a da karmaşık olabilir. Hatta düşünmeliyiz. A karmaşık olursa ne olur? Her zaman yapabileceğimiz bir şey,
Her zaman olduğu gibi bir denklemimiz varsa hepsinin karmaşık eşleniğini alabiliriz. Böylece A eşlenik, X eşlenik eşittir, lambda eşlenik, X eşlenik demek oluyor. Ki burada i olan her yeri burada eksi i'ye değiştirdim. Yani biliyorsunuz ki bu adımda eşlenik işleminde a artı i b'nin eşleniğini alırsam a eksi i b olur. Yani eşleniğin anlamı ve çarpımları doğruysa her çarpanın eşleniğini alabilirim. Şu ana kadar yaptığım tek şey neyin doğru olacağını söylemek. Her durumda, hatta x ve lambda'nın karmaşık oldukları durumlarda dahil. Tabii ki gerçek A matrislerinden bahsettiğimizden bunu atabilirim. Gerçekte bu zaten gerçek matrisler hakkında bana bir şeyler söyler. Henüz A eşittir A'nın devriye hakkında hiçbir varsayımı kullanmadım. Simetri kanatlar üzerinde kullanılmayı bekliyor. Bu bana eğer bir gerçek matris lambda özdeğerine ve x öz vektörüne sahipse lambda çizginin bir diğer özdeğeri, x çizginin ise bir diğer öz vektörü olduğunu söyler. Gerçek matrislerin özdeğerleri lambda, lambda çizgi, karmaşık özdeğerleri lambda ve lambda çizgi çiftleri şeklinde oluşur. Fakat tabii ki simetriyi işin içine katarak onların hiçbir şekilde karmaşık olmadıklarını göstermeyi amaçlıyorum. Böylece simetriyi nasıl kullanacağım? Bu denklemin devriğini alırsak x çizgi devrik a devrik eşittir x çizgi devrik lambda çizgi. Bu sadece bir sayıdır. Böylece bu sayı nereye koydum beni ilgilendirmiyor. Bu tamamdır. Şimdi simetriyi kullanmaya hazırım. Şimdi hazırım. Bunun tamamı sadece mekanikti. Şimdi tamam demenin zamanı geldi. Eğer matris simetrikse bu A'nın devriği A'nın aynısıdır. Bu ana varsayımı kullandığımı görüyorsunuz. Şimdi tartışmayı bitirmeme izin verin. Bu şekilde bitireyim. Bu orijinal denkleme bakıyorum ve iç çarpımını alıyorum. Her iki tarafı belki bununla yapacağım. Her iki tarafı x çizginin devriğiyle çarpıyorum. X çizgi devrik ax çizgi eşittir lambda çizgi x çizgi devrik x çizgi. Tamam. İyi. Tamam. Şimdi diğeri nedir? Diğeri için muhtemelen bu vatandaşı kullanacağım. Bunun hakkında mutlu muyum? Hayır. Bir nedenle değilim. İstiyorum ki eğer bunun sağdan x çizgiyle iç çarpımını alırsam x çizgi devrik a x çizgi eşittir x çizgi devrik lambda çizgi x çizgi. Aptalca bir şey yaptın. Çünkü hiçbir şey öğrenmedim. Elde ettiğim şu iki denklem özdeş. Böyle bir şey yaptığım için beni affedin. Fakat kabaca bakacağım. Tamam. Skalar çarpımı yaptım. Bir şekilde olmadı. Buradaki bu şeyin skalar çarpımını yapmalıyım. Bu yapacağım şeydi. Ax eşittir lambda x çizgi devrik x. Doğru. Tamam. Bu tamamdır. Bu doğrudan şundan gelir. Her iki taraf x çizgi devrikle çarpılırsa. Fakat şimdi elde etmek istediğim orada neden x çizgilerim var? Evet. Bunu unutun. Tamam. Bunda tamam. Bunu da bu şekilde alıp sağdan x ile çarparım. Fikir bu. Tamam.
Şimdi neden bu durumla daha mutluyum? İspat buradan geliyor. Çünkü bu şeyi bununla karşılaştırıyorum. Ve onların sol tarafları aynı. Böylece sağ tarafları da aynıdır. Şu ikisinin karşılaştırmasını, bu karşılaştırmayı yapmak için tahtayı kaldıracağım. Bu şey lambda x çizgi devrik x eşittir. Lambda çizgi x çizgi devrik x. Tamam. Ve ulaşacağım sonuç. Ben burada doğru yol üzerinde miyim? Ulaşacağım sonuç lambda eşittir lambda çizgi. Diğer olasılığı takip etmek zorundayım. Bu şey sıfırdır. Fakat evet, bu önemli. Sıfır değil. Bunun sıfır olmadığını bildiğim anda onu yok ederim ve lambda eşittir lambda çizgi olduğunu görürüz. Ve bütün mantığı anladınız mı? Bu bize ne söyler? Lambda bu simetrik matrisin bir öz değeridir. Onun lambda çizgiye eşit olduğunu biraz önce ispatladık. Böylece lambdanın gerçek olduğunu ispatladık. Değil mi? Eğer bir sayı kendisinin karmaşık eşleniğine eşitse sanal kısmı yoktur. Sayı gerçektir. Böylece lambda gerçektir. İyi. İyi. Şimdi fakat bu küçük ifadeye bağlıydı. Onun sıfır olmadığı bilgisine dayanarak onu sadeleştirebilirim. Bunun üzerinde bir saniyenizi almak istiyorum. Çünkü bu önemli bir sayıdır. X çizgi devrik x. Tamam. Şimdi bildiğimiz kadarıyla x'in karmaşık olduğunu hatırlayalım. Burada x karmaşık. X bu bileşenlere sahip. X1, X2, X n'ye kadar. Ve x çizgi devrik devriyi ve eşleniği alınmış. Böylece x1'in eşleniği, x2'nin eşleniği, xn'nin eşleniğine kadar alındı. Gerçekten size karmaşık sayılarla ilgili önemli özellikleri hatırlatıyorum. Bunlar bu derste ve sonraki derslerde karşımıza çıkacaklardır. Peki şu çarpım hakkında bana ne söyleyebilirsiniz? Eğer bir karmaşık vektörüm varsa söylemeye çalıştığım bu istediğim değer olacaktır. Bu arzuladığım değerdir. Bir vektörle onun devriğinin çarpımını alıyorum. Eğer bir vektör alırsam genellikle x devrik x ne olur? Demek istiyorum ki x devrik x her zaman gördüğümüz sayı. Yani x'in uzunluğunun karesi değil mi? Yani pozitif uzunluğun karesi. Bu Pisagor'dur. Bu x1'in karesi artı x2'nin karesi ve böylece devam eder. Bizim vektörümüz karmaşıktır ve etkiyi görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesinin eşleniğini alıyorum. Şimdi bu çarpımı yaparsam x1 çizgi çarpı x1 ve x2 çizgi x2 ve böylece devam eder. Böylece bu toplam a artı ib ve bu toplam a eksi ib. Demek istiyorum ki burada ana fikir nedir? Bir sayıyı onun eşleniğiyle çarparsam bir karmaşık sayı eşleniğiyle ne elde ederim? Sanal kısım kaybolur. A artı ib sayısını eşleniğiyle çarparsam bunun sonucu ne olur? Şu ayrı küçük çarpımların her biri. Bir a kare var. Ve kaç tane b kare artıyla mı geliyor, eksiyle mi? Artıyla. I çarpı eksi i ve artı b karedir. Sanal kısım hakkında ne söylenebilir? Kayboldu değil mi? Bir iab ve bir eksi iab var ve gitti. Demek ki bu yapmak için doğru olandır. İyi bir cevap istersen
sayıları eşlenikleriyle çarp. Vektörleri x devriğin eşlenikleriyle çarp. Böylece bu sayı pozitif, bu sayı da pozitif. Sıfır vektörü dışında bütün ifade pozitif. Ve bu da bu sayının pozitif olduğunu bilmemi sağlar. Veya onu rahatlıkla sadeleştirerek sonuca ulaşırım. Gerçekte bu tartışmada iki şey yaptım. Arzuladığım gibi lambdaların gerçek olduğu sonucuna ulaştım. Aynı zamanda karmaşık değerler olduğunda ne yapılması gerektiğini de bir şekilde gördük. Eğer bir vektör karmaşıksa x çizgi devrik x onun uzunluğunun karesidir. Söylediğim gibi gelecek ders pazartesi bunun doğru şey olduğunu tekrar edeceğiz. Ve daha sonra matrisler ve diğerleri diğer bütün karmaşık olasılıklar için doğru şeyleri yapacağız. Tamam. Fakat ana fikir bir simetrik matrisin öz değerleri sırası gelmişken simetrik olmayı nerede kullandık? Burada kullandık değil mi? Farz edelim ki A karmaşık olsun. Varsayalım A bir karmaşık sayıydı. Karmaşık matris burada. A çizgi yazmalıydım. Çizgiyi sildim. Çünkü A gerçek kabul edilmişti. Fakat şimdi bir an için öyle olmadığını varsayalım. O halde bu adımı attıktan sonra neye sahip olmalıydım? O adımda ne yaptım? Devriğini aldım. Bu yüzden A çizgi devriğim olmalı. A'nın simetrik olması durumunda her şeyin çalışmasını ne sağladı? Bu hemen şuna götürür. Matris simetrik olduğunda bu hemen bunu sağladı. Böylece sorun olmadı. Simetrikti. Dolayısıyla bu sorun olmadı. Sonra A'yı elde ettim. Fakat şimdi size sormamın tam zamanı. Matrisin karmaşık olduğunu varsayalım. Simetriğin tam eş değeri nedir? Böylece iyi matris, burada söyleyeyim. İyi matrisler iyi demekle gerçek lambdaları ve dik x'leri kastediyorum. Ve şimdi hangi matrislerin iyi olduğunu bana söyleyin. Eğer onlar gerçek matrislerse iyi olan simetriklerdir. Çünkü her şey yolunda gitti. Böylece iyi. Şimdi hangileri iyi onu söylüyorum. Bunlar iyi matrislerdir. Onlar gerçek özdeğerlere ve dik özvektörlere sahiptir. Eğer gerçekse iyinin anlamı A'nın kendi devriğine eşit olmasıdır. Bu yüzden ispatımız çalıştı. Fakat A karmaşık olsaydı A çizgi devriğin A'ya eşit olması durumunda ispatımız hala çalışacaktı. Ne söylediğimi görüyor musunuz? Diyorum ki eğer karmaşık matrislerimiz olsaydı ve simetrik matrisler kadar iyi demek istiyorsak yalnızca devriğini değil aynı zamanda eşleniğini de alacaktık. Bunlar iyi matrisler. Ve tabii ki en önemli hal gerçek oldukları durum. Bu kısım sorun değil. Ve sadece A eşittir A devrik simetrik. Sadece onu tekrar edeceğim. Eğer karmaşıksa iyi matrisler bunlardır. Eğer gerçekse bu herhangi bir fark oluşturmaz. Bu yüzden sadece simetrik diyeceğim. Ve tabii ki uygulamalarda ve örneklerde matrislerin %99'u gerçektir ve şu olmayacaktır. Ve o halde simetrik anahtar özelliktir. Tamam. Böylece bu nedenle bu ana olgular ve şimdi bana biraz izin verin. Bu x çizgi devrik x tamam. Bu nedenle
Bir kez daha bu formda yazacağım. Böylece dik, birim dik öz vektörler, gerçek özdeğerler, birim dik öz vektörlerin devriği. Bu simetrikal. A eşittir A devrik. Tamam. Güzel. Aslında hatta burada bir adım ileriye gideceğim. Varsayalım ki simetrik matris hakkında gerçekten ne dediğimi size göstermek için bunu parçalayabilirim. Şunu parçalayabilirim. Bundan öz vektörlere dönmeme izin verin. Burada öz değerlere gidelim. Lambda 1, lambda 2 ve böylece devam eder. Burada bu öz vektörlerin devriğine dönelim. Ve şu çarpmayı yaparsam gerçekten ne olur? Ne olacağını görüyor musunuz? Lambda 1 çarpı Q1'in devriği var. Bu yüzden birinci satır tam olarak lambda 1 Q1 devrik. Eğer şimdi sütunla satırı çarparsam bunu yapabileceğimi hatırlayın. Matrisleri çarparken sütunlarla satırları çarpabilirim. Bunu yaptığımda lambda 1 ve sonra sütun ve daha sonra satır ve lambda 2 ve sütun ve satır elde ederim. Her simetrik matris bu parçalara ayrılabilir. Böylece bu parçalar gerçek özdeğerlere ve bu birim dik öz vektöre sahiptir. Ve hatta bana orada hangi çeşit matris elde ettiğimi söyleyebilir misiniz? Birim vektörle devriğinin çarpımını yaptığımı varsayalım. Böylece sütun çarpı satır şeklinde bir matris elde ederim. Bu özel isimli bir matristir. Nedir? Ne tip matristir? Bu tür matrisleri 4. bölümde gördük. A devrikte A birim vektörse böylece A devrik A ile bölmek zorunda değilim. Bu matris izdüşüm matrisidir. Bu bir izdüşüm matrisidir. Bu simetriktir ve karesini alırsam başka bir Q1 devrik Q1 olacak ve bu 1 olacak. Böylece şu matrisi tekrar elde edeceğim. Her simetrik matris böylece ikişer ikişer birbirlerine dik izdüşüm matrislerinin bileşimidir. İzdüşüm matrisleri. Tamam. İnsanların spektral teoremi düşünmek istemelerinin bir başka şekli de her simetrik matrisin bu şekilde parçalanabilmesidir. Bu anda tahmin ediyorum ki öncelikle bir örnek yapmalıyım. Bir simetrik matris oluşturabildim. Öyle olduğunu kontrol ederdim. Öz değerlerini bulabilirdim. Onlar gerçek olacaktı. Öz vektörlerini bulabilirdim. Onlar da dik olacaktı ve siz bunları sayılarla görebilirdiniz. Fakat belki bir an için burada harflerde bırakacağım. Bir dakika. Bir nedenle belki de sayılarla yapacağım. Çünkü tahtada bir başka dikkat çekici gerçek daha var. Tahtada simetrik matrislerle ilgili bu çok önemli özelliği daha ileri götüreceğim. Simetrik matrisim varsa öz değerlerinin gerçek olduğunu biliyorum. O halde onların pozitif veya negatif olması sorusuyla ilgilenebilirim. Ve bunun neden önemli olduğunu hatırlayın. Diferansiyel denklemler için bu kararsızlık ve kararlılığı belirler. Böylece onların gerçek olduklarını bildikten sonra sorulacak soru onların pozitif mi negatif mi olduğudur. Ve bu soruyu cevaplamak için onların öz değerlerini hesaplamak zorunda kalmaktan nefret ediyorum. Çünkü büyüklüğü diyelim 50 olan bir simetrik matrisin öz değerlerini hesaplamak
Elle özlerini hesaplamak büyük bir iş. Demek istiyorum ki kalem ve kağıtla hayat boyu sürecek bir iş. Demek istiyorum ki gerçekte birkaç yıl önce, belki 20 yıl önce diyelim veya 30 yıl önce kimse bunun nasıl yapılacağını bilmiyordu. Demek istiyorum ki bilim bu probleme takılıp kalmıştı. Eğer büyüklüğü 50 veya 100 olan bir matrisiniz varsa özdeğerlerini nasıl bulursunuz? Şimdi tam olarak diyorum ki nümerik olarak. Çünkü kalem kağıtla yapmaya kalkışsak ya zamanımız ya da kağıdımız kalmayacak veya biz onu elde etmeden önce bir şey olacak. MATLAB kullanarak lambda eksi a, a eksi lambda i'nin determinantını hesaplayabileceğinizi sanıyorsunuz. Bu 50. dereceden polinomu ve köklerini bulabileceğini sanıyorsunuz. MATLAB bunu yapar fakat şikayetçi olacak. Çünkü öz değerlerini bulmak çok kötü bir yol. Bunu söylediğim için üzgünüm. Çünkü size kendinizin yapmasını öğrettim, değil mi? Size bu determinantı bularak şu polinomun köklerini hesaplamayı öğrettim. Fakat şimdi diyorum ki tamam, ben gerçekte 2'ye 2'likler ve 3'e 3'likler için demek istedim ama 50'ye 50 için yapmanızı kastetmedim. Ve muhtemelen çok mutsuzsunuz. Çünkü bunu yapmak istemezsiniz. Ama iyi. Çünkü bu çok belirsiz bir yol. Gelecek olan 50 cevap oldukça güvenilmez olacaktır. Bu yüzden bu 50 özdeğerini bulmak için yeni yöntemler çok daha iyidir. Bu sayısal doğrusal cebirin bir parçasıdır. Fakat burada kayda değer gerçek şudur ki MATLAB oldukça mutlu bir şekilde 50 pivotu bulacaktır, değil mi? Pivotlar özdeğerlerle aynı değildir. Fakat burada çok önemli bir nokta var. Eğer bir gerçek matrisin varsa bu 50 pivotu bulabilirim. Ve bunların belki 28'inin pozitif ve 22'sinin negatif olduğunu görebilirim. Ve bunları güvenilir ve hızlı bir şekilde hesaplayabilirim. Buradaki çok önemli gerçek, özdeğerlerin 28'i pozitif ve 22'si negatif olacaktır. Bu pivotların işaretidir. Ümit ediyorum ki siz bunun çok hoş bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Simetrik matrisler için pivotların işareti. Her zaman simetrik matrisler hakkında konuşuyorum. Gerçekten de sizi simetrik matrislerin diğerlerinden daha iyi olduğuna ikna etmeye çalışıyorum. Böylece öz değerlerin işaretleri pivotların işaretleriyle aynıdır. Aynı sayı. Sıfırdan büyük pivotların sayısı, pozitif pivotların sayısı, pozitif özdeğerlerin sayısına eşittir. Böylece gerçekten çok faydalı. Bu size özdeğerleri uygun şekilde hesaplamak için iyi bir başlangıç verir. Çünkü onların kaç tanesinin pozitif, kaç tanesinin negatif olduğunu bilerek onları daraltabilirsiniz. O halde matrisi birim matrisin 7 katı kadar öteleyebilirsiniz. Bu bütün özdeğerleri 7 ile öteler. O matrisin pivotlarını alabilirsiniz ve orijinal matrisin özdeğerlerinin kaç tanesinin 7'den büyük ve kaç tanesinin 7'den küçük olduğunu bilebilirsiniz. Böylece bu düzgün küçük teorem simetrik matrislerin bu bağlantısı, kimse pivotların özdeğerleri olduğunu düşünmüyor ve bunu karıştırmıyor. Demek istiyorum ki düşünebileceğim tek şey pivotların çarpımı özdeğerlerin çarpımına eşittir. Neden? Böylece bunun nedenini size sorsam, neden simetrik bir matrisin pivotlarının çarpımı özdeğerlerinin çarpımına eşittir? Çünkü onların her ikisinin de determinantları aynıdır. Doğru. Pivotların çarpımı eğer satırlar kendi aralarında değişmemişse determinantı verir. Halbuki özdeğerlerin çarpımı her zaman determinantı verir. Böylece çarpımlar, fakat bu 50 tane için ayrı ayrı hiçbir şey söylemez, ancak şu söyler. Tamam.
Böylece bunlar simetrik matrisler hakkındaki köklü gerçeklerdir. Tamam. Şimdi dersi tanımlarken son dakikaları pozitif tanımlı matrislere ayıracağımı söylemiştim. Şimdi tam da o noktadayız. Pozitif tanımlı matrisin ne olduğunu söylemek için hazırız. Öncelikle o simetriktir. Her zaman simetrik matrisleri kastedeceğim. Bu kitabın gelecek bölümü. Bunun hakkında. Eğer simetrik matrisleri iyi ise, ki bu şu ana kadar dersimde vurguladığım noktaydı, o halde pozitif tanımlı matrisler alt sınıf olarak mükemmeldir. Tam olarak en iyisidir. O halde onlar nedir? Onlar matrislerdir. Onlar simetrik matrislerdir. Böylece bütün özdeğerleri gerçektir. Onların ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bunlar simetrik matrislerdir. Bütün özdeğerleri... Tamam. Hangi kelimeyi yazacağım söyleyin. Aslında cevap bunların isminde saklı. Bütün özdeğerler pozitif. Tamam. Pivotlar hakkında ne söyleyebilirsiniz? Özdeğerleri veya pivotları kontrol edebiliriz. Bütün pivotlar ne? Ve o halde son olarak bir örnek vereceğim. Dersimde bu noktaya geldim. Ve tek bir örnek vermediğim için kendimi kötü hissediyorum. O halde bir tane vereyim. 5, 3, 2, 2. Bu simetrik. İyi. Eminiz ki özdeğerleri gerçek. Fakat bundan başka bu özdeğerlerin işaretini de biliyoruz. Ve aynı zamanda pivotların da işaretini biliyorum. Pivotlarla ne alakası var? Eğer bütün özdeğerler pozitifse ve pivotların ve özdeğerlerin işaretinin aynı olduğu bu küçük gerçek doğruysa, o halde bütün pivotların pozitif olduğu doğru olmalıdır. Ve bunu test etmek için iyi bir yol. Bu iyi bir testtir. Çünkü ben bu matrisin pivotlarını... Bu matrisin pivotları 5. Böylece pivotlar 5. Ve ikinci pivot nedir? Bir matriste ikinci pivot için bir formül gözlemledik mi? Buna sahip miyiz? Gerekli değildir. Biliyorsunuz ki bir kesirli sayı da çıkabilir. Ancak bu kesirli sayı nedir? Bana söyleyebilir misiniz? Burada pivotların çarpımı determinantı veriyor. Bu matrisin determinantı nedir? 11. Böylece ikinci pivot 11 bölü 5 olmalı ki çarpım 10 olsun. Her ikisi de pozitif. O halde bu matrisin her iki özdeğerinin de pozitif olduğunu biliyorum. Özdeğerler nedir? Bakalım köklerini almalıyım. Siz biliyorsunuz eksi lambda koymalı mıyım? Bunu kafadan yapabilirsiniz. Lambda kare eksi kaç lambda? 8 mi? Doğru. 5 ve 3 iz buraya gelir. Artı buraya hangi sayı gelir? Determinant 11. Böylece bunu 0 eşitlerim. O halde özdeğerler. Bakalım. Şunun yarısı 4. Bu pozitif sayıya bakın. Artı veya eksi karekök 16 eksi 11. Düşünüyorum ki 5. Özdeğerler bakalım 2'ye 2 onlar çok kötü değil, mükemmel de değil. Pivotlar gerçekten basit. Ve bu gerçekten diferansiyel denklemlerde arzuladığınız matris halleridir.
Çünkü biliyorsunuz ki öz değerlerin işareti kararlılık veya kararsızlığı verir. Tamam. Pozitif tanımlı matrisler için zaman olduğunda bir başka ilgi çekici gerçeği bu araya sokabilirim. İlgili çekici gerçek determinantlar hakkında size sormaktır. O halde determinant nedir? Eğer hatırlayabilirsem, pozitif tanımlının anlamı bütün özdeğerler pozitif, bütün pivotlar pozitif. O halde determinant hakkında bana ne söyleyebilirsiniz? O da pozitiftir. Fakat bir şekilde bu yeterli değil. Burada bir matris eksi 1, eksi 3. Bu şeyin determinantı nedir? Pozitiftir, değil mi? Bu bir pozitif tanımlı matris midir? Pivotlar kaçtır bakalım? Negatif. Öz değerler neler? Onlar da aynıdır. Böylece bir şekilde sadece matrisin determinantını istemiyorum. Burada 11, çok iyi. Burada bütün matrislerin determinantı 3'tür, bu da pozitiftir. Aynı zamanda küçük alt determinantları da kontrol etmeliyim. Belki soldan aşağıya doğru diyelim. Bu yüzden 1'e 1 ve 2'ye 2 pozitif olmalı. Orada hepsini şurada elde ederim. Hepsini alt determinantlar olarak adlandırırım. Böyle adlandırmalıyım. Bu şeyi çoğul yapmaya ihtiyacım var. Yalnız büyük determinantı değil. N tane şeyi test etmem gerekir. Bütün alt determinantlar pozitif olmalı. Bu durumda tamam. O halde tamam. Bu testi geçer. 5 pozitif ve 11 pozitiftir. Bu test de başarısız olur. Çünkü oradaki şu eksi 1 negatiftir. Ve büyük determinant pozitif 3'tür. Böylece siz bu derste bazı gerçekleri bir araya getirmeyi görüyorsunuz. Ve bu gerçekten şimdi benim vurgulamak istediğim nokta. İleride bu derste ve özellikle gelecek çarşamba ve cuma bu ders birlikte gelecek. İlk hafta karşılaştığımız bu pivotlar, dersin ortasında karşılaştığımız bu determinantlar, son zamanlarda karşılaştığımız bu özdeğerler, burada bütün matrisler kare. Kare matrisler için bir araya geliyor demek. Bu üç parça şu hoş gerçekte bir araya geliyor ki eğer bunların birisine sahipsem diğerleri de vardır. Ama simetrik matrisler için. Böylece bu pozitif tanımlı bölüm olacak ve sonra dersin gerçekten doğruya ulaşması, simetrik olması gerekmeyen N'ye N matrisler için her şeyin bir araya gelmesini sağlamak, her şeyi orada bir araya getirmek, bu da son şey olacak. Tamam. İyi hafta sonları. Ve simetrik matrisleri unutmayın. Teşekkürler.